sabahtan beri vız 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 vız. Vız vız vız! Ay ne oluyor Remzi, şaşırdın mı? Sineğin işi gücü yok, beni rahatsız etmeye gelmiş. Abi vallahi uçuyorum öylesine. Hadi Remzi hadi, uyu da sakinleş biraz. Taktın sineğe. İyi peki tamam. Şu pencereyi açacağım, sabaha kadar çıksın. Serçe parmağım. Ay tütüyorsun Remzi, sakin ol. Ay gitti tavan. Ben sana ne yapacağımı biliyorum Remzi efendi. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Sehpa mısın nesin? Hadi, hadi hadi gel. Gel, Kadri'ye tutma beni. Tutmuyorum zaten Remzi. Şu öfkeni bir kontrol et artık. Hadi gel uyuyalım, hadi. Arkadaşım ayırmasa çoktan çöplükteydin. Ona göre. Hala arkadaşım diyor ayol. Bir serçe parmağını daha acıttım. Bütün dünyanın serçe parmaklarını acıtacağım. Piu, piu, Şakir bu yeni konsollar süpermiş. Necati abi, acaba bir de oyun açıp mı oynasak? Televizyon kapalıyken çok saçma oluyor. Bunlar ısınma turları. Sessiz olun. Baba, ne yapıyorsun? Dün pencereyi açmayı unutmuşum. Şu sinek bir türlü çıkmadı odadan. Remzi bugünlerde fazla sinirlisin. Sinirli değilim ben. Kim geldi acaba? Merhabalar, ben yazar Musti. Musti diye yazar mı oğlum? Aa, Necati ne kadar ayıp. Hiç öyle denir mi? Asıl Necati diye fil mi olur? Çocuklar seviyor ama. Ben 3 adımda öfke kontrolü kitabının yazarıyım. Ben de 3 adımda köfte kontrolünün yazarıyım. Hohoy! Gülenlere 5 lira vereceğim. Buyurun 5 liranız. Remzi Bey, etrafa o kadar öfke enerjisi saçtınız ki sizi özel yapım cihazlarımız 1000 kilometreden buldu. Ve kitabım için yeni denek olarak da siz seçildiniz. Eğer bu kitapta yazan 3 adımı kullanarak öfkenizi yenebilirseniz büyük ödül sizin olacak. Benim öfke sorunum yok ki. Duydun mu Kadriye? Öfke sorunu diyor. Yok öyle bir şeyim. Sinek mi o? Nerede? Nerede şimdi yakalayacağım seni? Size biraz süre tanıyorum. Öfkenizi yenin, büyük ödülü kazanın. Benim daha güzel bir atasözüm var. Yemeğinizi yiyin, ayranınızı alın. Bu atasözü değil ki Necati abi. Dolapta ayran bitmiş Şakir, onu söylüyorum. Dinlemiyor musun? Yazarı duydun Remzi. Öfke sorununu yenmen gerek. Hem bak sana da zarar veriyor. Büyük ödülü çok merak ediyorum. Belki de süper mega altından yapılma bir helikopterdir. Ama bu çok önemli değil tabii. Doğru söylüyorsun Kadriye. Ama kitaptakileri uygularken yardıma ihtiyacım olacak. Elektrikler mi gitti? Bu. Deneme. Kim mi yardım edecek? Doğu'nun ve Batı'nın gördüğü en yetenekli ustalar tabii ki. Neler oluyor? Sakinlik ustası. Fil Necati. Fuşiçiçu, Barışır ustası, Canan, Fuşiçiçiçu, Kebap ustası, Memo, döndürüm çıtırı bravo. Kapat, ben yanlış geldim. Necati abi, beni unuttun. Doğru, uzmanlığını bilmediğim son usta, Şakir, Fuşiçiçiçu. Ben de bilmiyorum ama kung fu hareketlerine bayılırım. Öfke kontrol yolunda bu 3 usta sana yol gösterecek Remzi. Ve şimdi ise rap atışması. Çabuk inin o sehpada. Şakir, oğlum neden buradayız? Lütfen Şakir Usta deyin bana Remzi Bey. Evet Şakir Usta. Kebapçı gibi oldu bu da. Spor salonunda olmamızı anlıyorum. Neden bir halterin ucundayız? Kitabın 1. adımı beden kontrolü. Ben de böylece uzmanlığımı buldum. Beden ustası Şakir. Kitapta yazana göre öfkeni kontrol edebilmek için ilk olarak bedenini kontrol etmelisin. Bedenim benim kontrolümde. Sen de bırak artık halter çalışmayı. Bana mı dedin? Sana dedim. 1000 kere kaldırıp indirdim, midem allak bullak oldu. Çok kabasın. O kasları da böyle ağlayarak mı yaptın? Ne yaptığımızı unutma baba. Bedenini kontrol etmelisin. Spora başlıyoruz. (Gülüyor)
hakimim Şakir Usta. Baksana uçuyorum. Bravo, bravo. Kitaptaki görevleri tamamladın. Öfkeni kontrol etmeye bir adım yaklaştın. İşte yıldızın. Hey! Ah, iğnesi battı. Canan kızım, burada ne işimiz var? Uzun kuyruklar beni çok sinirlendirir. Kitaba çok iyi çalıştım. Ben Barış'ın ustası Canan. Hiç merak etme çekirge. Unutamayacağın bir ders alacaksın. İyi de kuyruğun ne için olduğunu bile bilmiyoruz. Pardon, bu kuyruk ne kuyruğu acaba? Ben de bilmiyorum. Uzun kuyruklarda beklemeyi sevdiğim için girdim kuyruğa. Sabırlı ol baba. Sınavın birazdan başlayacak. 5 saat sonra. Çok yoruldum. Çok az kaldı baba. Ha? İşte sınavın başlıyor. Sıra var burada, sıra. Görmüyor musun? 5 saattir bekliyoruz. Herkes gibi kuyruğun en arkasından gireceksin sıraya. Kaynak yapma. Ben hep buradaydım. Asıl kaynakçı sensin. Hey millet! Bakın sıraya kaynak yaptı. Durun bir dakika. Kaynak ne demek bilmiyorum. Kaynak, iki metal parçasını ısıl yolla birbirine kaynaştırma, yapıştırma yöntemidir. Bu yüzden de hakkı olmadan sıranın arasına girmeye kalkanlara böyle denir. Argo değildir. Bir metafordur. Metafor ne demek? Metafor da... Yeter! Her şeyi açıklamayı bırakın. Buraya bak! Bak. Sıra kaynakta bastırmış. Böyle şey olur mu? Baba. Yalan söylüyor. Kızım bir şey söylesene sen de. Kitabın öğütlerini unutma baba. Sakinleş ve düşmanınla barışmayı seç. Gerçek huzuru ancak o zaman bulabilirsin. Ama... Büyük ödülü unutma. Öfkelenmemen gerekiyor. Doğru söylüyorsun Canan Usta. Belki de şöyle en güzelinden bir uzay roketi çıkar büyük ödül. Bakar mısın kardeşim? Ha? Sıramı aldığın için artık sana kızgın değilim. Yapman gereken şey sıranın en arkasına geçmek. Yoksa insanların hakkını yemiş olursun. Ancak yine de bu senin kararın. Özür dilerim. Haklısın. Ben en arkaya gidiyorum. Artık kaynakçılığı da bırakıyorum. İşte bu baba. Kitabın ikinci adımını tamamladın. İkinci yıldızını da hak ettin. Hazır mısın? Kuyruğun ne için olduğunu öğrenmenin vakti geldi. Ha? Sen? Ama... Ne varmış içeride? Hiçbir şey. O kapıdan girince bu kapıdan çıkıyorsun. Sıranın başındayken sıranın sonuna tekrar varıyorsun. Böyle saçma şey mi olur? Her şey eğitimin bir parçasıydı. Bu kıyafet bana muhteşem oldu bence. Necati Usta, kitabın üçüncü adımını bana öğretecek ustam sensin. Söyle bana, ne yapmam gerekiyor? Hiçbir şey. Tanju, hazır mısın? He? Tanju, dokunmasana, ne yapıyorsun? Necati, sen kitabı okuduğuna emin misin? Kusura bakma Remzi. Eğer bunu yaparsam Necati bana gofret alacak. Hiçbir şey yapmamalısın Remzi. Cevap bu. Hiçbir şey yapmamak. Ben sakinlik ustası Necati'yim. Üçüncü adıma göre seni kızdıracak şeylerle baş edebilmek için kafanı boşaltman gerekiyor. Bak benim kafama. Bak bak, bomboş. Tanju dur artık. Sinir ediyorsun beni. Odaklan. Yeter. Tanju. Yöntemlerimi sorgulamamalısın çekirge. Böyle eğitim olmaz. Beni kızdırırsanız tabii ki kızarım. Kendi başıma çaresine bakabilirim. Bana 2 yıldız yeter. Üçüncüsüne gerek yok. Remziye. Eğitimini tamamlamadan öfkeni kontrol edemezsin diyorum. Ama neyse gitti. Buraya bak. Gofreti unut. Sana gofret almayacağım. Bana gofret almayacaksın. Necati ne yapıyorsun? Yazar Musti. Büyük ödülümü almaya hazırım. Demek hazırsın. O halde seninle küçük bir teste başlayalım. Bakalım öfkeni kontrol edebiliyor musun? 3 adımı da bitirdin mi? Tabii ki bitirdim. Elinle geleni ardına koyma. Thank you.
Yeter! Öfkeni yenemediğini biliyordum. Sen kitabı düzgün çalışmamışsın. Denek olarak başarısız oldun. Büyük ödülüne elveda de. Ne yapacağım ben şimdi? Necati, hadi artık kofretimi al. Tanju'nun sesi değil mi bu? Necati de buradadır o zaman. Oo, kim gelmiş? Eğitimini terk eden, bize ihtiyacı olmayan sarı bıyık.